Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda bedelli askerlik üzerinde durup 2024 yılı bedelli askerlik tarihleri ve bedelli askerlik yapacak arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususları sizlerle paylaşıp konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz tekraren. Kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu like'larsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar hızlıca bir bedelli tarihlerine bakalım isterseniz. 2024 yılı bedelli askerlik takviminde Şubat celbinde gidecek olanlar gittiler biliyorsunuz. 8 Şubat itibariyle sevk oldular ve onlar 8 Mart tarihinde ne yapacaklar? Terhis olacaklar. Mart 2024'te gidecek arkadaşlar 7 Mart'ta sevk olacaklar ve 7 Nisan'da terhis olacaklar. Nisan sevkiyle gidecek arkadaşlarımız, bedelli arkadaşlar 18 Nisan tarihinde sevk olacaklar ve 18 Mayıs'ta terhis olacaklar. Mayıs'ta gidecek olan arkadaşlarımız ise 16 Mayıs'ta sevk olacaklar ve 16 Haziran'da terhis olacaklar. Haziran 2024'te gidecek olan arkadaşlar ise 27 Haziran tarihi itibariyle sevk olacaklar ve 27 Temmuz itibariyle terhis olacaklar. Temmuz 2024'te bedelli yapacak arkadaşlar ise 25 Temmuz itibariyle askere gidecekler ve 25 Ağustos tarihinde askerden dönecekler. Yani terhis olacaklar. Ağustos celbi ile sevk olacak arkadaşlar, bedelli olarak yapacak olup arkadaşlar 22 Ağustos tarihinde birliklerine sevk olacaklar ve 22 Eylül tarihinde birliklerinden terhis olacaklar. Eylül ayında gidecek arkadaşlar ise 19 Eylül itibariyle bedelli olarak sevk olacaklar ve 19 Ekim tarihinde terhis olacaklar. Ekim 2024 tarihinde sevki yapılacak olan bedelli arkadaşlar 17 Ekim tarihinde sevk olacaklar ve 17 Kasım tarihinde de terhis olacaklar. Kasım 2024 tarihinde 2004 itibariyle ayında sevk olacak arkadaşların sevk tarihi ise bedelli yapacakların 14 Kasım tarihi arkadaşlar. 14 Kasım'da sevk olacaklar ve 14 Aralık itibariyle de askerden dönecekler. Yani terhis olacaklar. Ve 2024 yılının son gidecek olan bedelli olarak yapacak olan arkadaşlar ise 12 Aralık tarihinde sevk olacaklar arkadaşlar. Aralık'ta son olarak 2024 yılı bedelli yapacak arkadaşlar 12 Aralık itibariyle askere gidecekler ve 12 Ocak 2025'te askerden dönecekler. Tabii bu arada arkadaşlar ekranda bakın yemin töreni tarihlerini de görüyorsunuz. Terhis tarihinden 2 gün veya 3 gün öncesi, bazen 4 gün öncesi arkadaşlar yemin töreni olacak ve yemin töreni sonrası 3 gün sonra, bazen 4 gün sonra, bu tarihlere göre değişiyor. Yani süreniz dolunca ekranda sağda görüyorsunuz, terhis tarihinizde terhis olacaksınız. Tabii askere gidecek olan arkadaşlarımız, sevgili arkadaşlar, yol izinleri olacak. Sevkleri itibariyle yol izinleri olacak ve bu yol izinlerini kullanarak ne yapacaklar? Sevk olacaklar ve birliklerine katılacaklar. Şimdi arkadaşlar bedelli olarak yapacak arkadaşların dikkat etmesi gereken bu hususları isterseniz paylaşalım ve bilmeniz gereken hususları görelim. Şimdi arkadaşlar bedelli askerlik olarak askere gidecek olan yükümlüler talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini sadece 2024 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak E-Devlet'te askerliğim uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabileceklerdir. Yani arkadaşlar diyelim ki Mart ayında sizin askerliğiniz çıktı ama siz Nisan'da gitmek istiyorsunuz veya Temmuz'da gitmek istiyorsunuz bedelli olarak. Yani sevk tarihinizi değişmek istiyorsunuz. Bunu yapmanız mümkün. Ama şartımız nedir arkadaşlar? Burada sevke tutulacağınız sevk tarihinden 10 gün öncesinden bu işi yapacaksınız. Dolayısıyla
askerlik şubesi üzerinden veya E-Devlet'teki askerliğin uygulaması üzerinden sevk tarihinizi değiştirebilirsiniz. Ama süresi var. Gideceğiniz tarih, yani sizin gideceğiniz tarih önceden belirlendiği için o günden, o tarihten 10 gün öncesi bu işi halletmeniz lazım. Peki yıl içinde bunu birkaç defa yapabilir misiniz? Mesela diyelim Mart'ta gidecektin de bunu Mayıs'a almak istedin. Mayıs'ta gene bir sıkıntı oldu. Ya ben Ağustos'ta gideyim dedin. Oluyor. Devletimiz bu imkanı size sağlıyor. Ama bunu yıl içinde en fazla 3 defa yapabiliyorsunuz. Yalnız burada yine dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bunu yaparken de o dönemdeki asker yoğunluğunu ne yapıyor? Devletimiz göz önünde bulunduruyor arkadaşlar. Buna göre yapıyor. Yani siz müracaat ediyorsunuz ama eğer imkanlar dışında bir durum varsa bunu gerçekleştirmeye bilir. Onun için bunu da bileceğiz. Gene arkadaşlar temel eğitim planlamayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacak. Yani eğer planlandığı gibi askerlik yapılacaksa, sizi gönderecekse, o dönemde de bir boşluk bulunmuyorsa sizin bu erteleme işleminiz ne yapılmıyor? Yapılmıyor. Buna da dikkat edelim. Gene bakın duyurumuzda ifade ediyor şartlarımızı ve neler yapmamız gerekiyor. Bunu tekrar isterseniz üzerinde duralım. E-Devlet üzerinden arkadaşlar yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini biz sınıflandırma, celp ve sevk işlemleri veya askerlik durum belgesi sorgulama hizmetleri üzerinden de ne yapabileceğiz? Görebileceğiz. Yani bizim ertelememiz yapılmış mı, yapılmamış mı? Bunu oradan görebileceğiz. Ve arkadaşlar, yükümlüler, yani bedelli olarak askerlik yapacak arkadaşlar, sevk belgelerini tabi tutuldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet üzerinden ne yapabilecekler veya askerlik şubelerinden alabilecekler. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu ne demek? İsterseniz ekranımızı tekrar açalım. Bakın mesela diyelim ki siz Mart 2024'te gideceksiniz. Sizin sevk tarihiniz nedir? 7 Mart 2024. Ne yapabilirsin? 10 gün öncesinden sevk evrağını alabilirsin. Tamam mı? 10 gün geriye gidiyoruz. Yaklaşık Şubat'ın 26-27'si yapıyor. Bu tarih itibariyle ne yapabilirsin? Sevk evrağını alabilirsin. Mesela diyelim ki Nisan ayında gideceksin bedelli olarak. Ne yapabilirsin? Sevk tarihin nedir? 18 Nisan. Bakın ekranda görüyoruz. 18 Nisan. Sen 8 Nisan itibariyle sevk evrağını ne yapabilirsin? Askerlik şubesinden veya bulunduğun yerdeki askerlik şubesinden veya E-Devlet üzerinden ne yapabilirsin? Alabilirsin. Dolayısıyla arkadaşlar mesela bakın Mayıs ayında diyelim gidecek olan arkadaşımızı ele alalım. Bakın ekranda görüyorsunuz. 16 Mayıs nedir? Sevk tarihi. 10 gün öncesi 6 Mayıs itibariyle ne yapabilir? Sevk evrağı alır. 16 Mayıs itibariyle de yola çıkar. Demek ki arkadaşlar biz sevk evrağımızı askere giderken ne yapabiliyoruz? 10 gün öncesinden alabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir başka dikkat etmemiz gereken bedelli askerlik yapacak olanların dikkat etmesi gereken husus şu. 2023 yılında bakın sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2024 yılına ertelemeleri yapılan arkadaşlarımız 7179 sayılı asker alma kanununun 9. maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga yani yürürlükten kaldırılan 1111 sayılı askerlik kanununun geçici 55. maddesi kapsamındakiler 3. maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacaklar. Yani arkadaşlar eğer siz 2023 yılında sevke tabiydiniz ama ertelediniz değil mi? Bir mazeretiniz vardı. Gene önceki dönemlerden gitmeniz gerekiyorken gitmemiştiniz. Siz neye göre gideceksiniz? Üçüncü maddede yani biraz önce ekrandan sizinle paylaştığım ve şu anda da duyurudaki gördüğünüz tarihlerde muhakkak gideceksiniz. Yani bunların bir erteleme hususu olmayacak. Bu tarihlerde ne yapacak? Bu durumdaki arkadaşlar gidecek. Tamam mı? Devam edelim arkadaşlar. Şimdi sevke tabi olduğunuz halde arkadaşlar. Sevk döneminde sevk evrağını almayanlar. Gene sevk evrağını aldığı halde tertip edildikleri birliğine katılmayanlar.
Veya arkadaşlar, sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar, yani geç katılanlar, yani zamanda değil de zamanı sonrası katılanlar, 3 gün, 5 gün, 10 gün. Bunlar bakaya işlemine ne yapılacak? Tabi tutulacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Buna dikkat edelim. Zamanında birliğimize katılalım. Arkadaşlar, bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı asker alma kanununun 9. maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak. Yani bedelli dışına çıkarılacak. Bu hükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerliklerini er olarak yapacaklar. Onun için arkadaşlar, lütfen bu maddeye çok dikkat edelim. Zamanında birliğimize gidelim ve birliğimize zamanında katılalım ve bakaya olmayalım. Özellikle birliğine geç katılırsa bu arkadaşlar, ne kadar, bak diyor ki, emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar ne olacak? Er olarak askerliklerini yapacaklar. Onun için sevgili arkadaşlar, lütfen buna dikkat edelim. Ve arkadaşlar, önemli hususlardan birisi, normal askerlere yani yedek subay, az subay ve er olarak giden askerlere biliyorsunuz ne var? Yolluk veriliyor devletimiz. Peki bedelli gidecek arkadaşlarımız da yolluk alacaklar mı? Evet. Yükümlülere, yani siz bedelli olarak yapacak olan arkadaşlara adrese dayalı nüfus sistemine göre bulunduğunuz adresle birliğiniz arası hesaplanarak size yolluk ve iaşe bedeli verilecektir arkadaşlar. Yani devletimiz size belli bir miktar para tahsis edecek. Bunu PTT'den alabileceksiniz veya PTT Matik kartınız varsa PTT Matiklerden alabileceksiniz askere giderken arkadaşlar. Diyelim ki o tarihe kadar yatmadı. Askeri birliğinizin içinde matik kartlar var. PTT matikler olacak arkadaşlar veya PTT şubesi olacak. Yani birliğiniz içinde, birliğinizin içinden de alabilirsiniz. Aynı zamanda E-Devlet üzerinden bakıp yatıp yatmadığını görebilirsiniz arkadaşlar. Askere giderken sevk evrağınızı, hani 10 gün öncesinden alıyorsunuz ya. Sevk evrağınızı aldıktan sonra PTT şubesine ertesi gün veya 2-3 gün sonra gidip alırsınız. Yani askere gitmeden önce de alabilirsiniz. Dolayısıyla yolluğunuzu alıyorsunuz. Ve arkadaşlar, eğer yanınızda bir banka kartınız yoksa, herhangi bir banka kartınız yoksa, herhangi bir bankadan banka kartı çıkararak askerde bu kartı kullanabileceksiniz. Askeri birliğinizin içinde banka matikler olacak. Oradan para çekip yatırabileceksiniz. Askere giderken yanımızda yüklü miktarda para götürmüyoruz arkadaşlar. Çünkü paramız kaybolabilir. Ne olur ne olmaz. Üzerimizde yetecek kadar para götürüyoruz. Askeri birliğimizde banka kartımızla işlemlerimizi bankamatik üzerinden ne yapıyoruz? Gerçekleştiriyoruz. Ve arkadaşlar, yol iznimizle ilgili sizinle birkaç şey konuşalım. Şimdi sevk tarihimiz itibariyle bize yol izni veriyor devletimiz. 800 kilometreye kadar bir gün, 800 kilometrenin üstü 2 gün olmak üzere yol iznimiz var. Mesela bakın, önümüzde Mart sevki var. 7 Mart itibariyle ne olacak? Bedelli arkadaşlarımızın ikinci kafilesi gidecek. Yani 2024 yılı ikinci kafilesi gidecek. Şimdi arkadaşlar, 7 Mart tarihinde yola çıkacak olan arkadaşlarımız 10 gün öncesinden sevk evrağını ne yapacak? Alacak. Şimdi sevk evrağımızın üstünde bizim son katılış tarihimiz yazacak. Eğer arkadaşlar 800 kilometreye kadarsa bir gün yol iznimiz olacak. Yani siz 8 Mart itibariyle yolda olacaksınız. 9 Mart tarihinde ne yapacaksınız? Birliğinize teslim olacaksınız. Bu bir günlük yol izni. Eğer arkadaşlar, siz eğer 800 kilometrenin üstünde gidiyorsanız o zaman 8 ve 9 Mart sizin yol izniniz olacak. Siz 10 Mart itibariyle ne yapacaksınız? Birliğinize teslim olacaksınız. Yani birliğinize teslim olma tarihi sevgili arkadaşlar, neye göre belirleniyor? Sizin kilometre hesabınıza göre belirleniyor. Yani gideceğiniz yerin mesafesine göre belirleniyor. Onun için sevgili arkadaşlar, bu hesaba göre ne zaman teslim olacağınızı da hesaplayabilirsiniz. Dolayısıyla bu durum sevk evrağınızın üstünde de yazacak. Hem son katılış tarihiniz hem de yolluk bedeliniz belli olacak. Ekranda da görüyorsunuz, katılış tarihleriniz, sevk tarihleriniz
Burada belli, terhis tarihleriniz belli. Yol izninizi, sek tarihinizi ekleyerek katılış tarihinizi buradan da hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda 2024 bedelli askerlik yapacak kardeşlerimizin nelere dikkat etmesi gerektiği ve sek tarihleri üzerinde ne yapmış olduk, durmuş olduk. Ben şimdiden tüm askere gidecek olan kardeşlerimize hayırlı terhisler diliyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için de çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız kanalımıza aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Kanalımıza katkı sunmak isterseniz teşekkürler butonundan kanalımıza destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.